Bu arada şeyi çok saran olmuştu. İşte baban bir şey demedi mi yazılıma, nasıl atladın falan. Baba senin görüşlerini alalım yazılımda. Yazılım nasıl? Farkı var evet. Çok daha iyi. Yani bir de şöyle, arabanı kısıtlamışlar. Niye kısıtlansın? Yani rampalarda bu işi çok daha güzel beceriyor böyle olunca. Daha iyi gidiyor böyle. Zigana Dağı'ndan yukarı istediğin gibi gidebiliyorsun. Böyle bir sesini duyun. Bu arada 1.2 gözünüze küçük gelmesin. Mesela onu da babama soralım. Baba nasıl gidiyor? Yani çok güzel 1.2 şeye bakanda. Motor çok küçük değil mi aslında? Yani Steppa'ya bakanda şey olarak güzel ama Steppa'ya gelmez. Arkadaşlar babam bu arada Steppa'yı çok beğendi. Selamun aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yayladan dönüyoruz. Belki bilen bilir, Sümele Manastırı yolu. Dedim ki böyle ufak video çekelim. Komple ailecek arabadayız. Dedim sürelim böyle. Sürelim derken sürüyordum zaten. Dedim video çekeyim. Hazır boş bırakmayayım kanalı. Biraz da değişik yollar. Bilmeyenler için Karadeniz yolları arkadaşlar biraz virajlı, engebeli. Yani ne kadar düzgün yapmaya çalışsa da belediye, karayolları olmuyor. Engebe çok. Ama güzel, keyifli yollar. Tam viraj kasma yolları. Tabi aracımız ona uygun değil. Araç kedi yüksek bir araba. Yani belki bunda olsa yine neyse de. Yüksek olduğu için arkadaşlar ister istemez yol tutuşu biraz da azalıyor. Aslında güzel tutuyor sınıfına göre. Ama ister istemez biraz düşüyor. Öyle değil mi bu? Evet öyle. Arkadaşlar bu arada babam tam yani Ford araba seven bir kitleye şey yapıyor ama Volkswagen'i de seviyorsun değil mi bu? Evet işte Ford'a bakan da biraz daha meyilli. Ford daha güzel benim için. Arkadaşlar şimdi şey gelmesin size, gerçekten ikisini de süren bilir. Bence de Ford daha iyi yol tutuyor. Bu bir gerçek. Freni daha sağlam ama mesela Ford'dan çok fazla trim sesi geliyor. Bu Volkswagen'i daha iyi oturtmuşlar. Hatta bizim çoğu arabamızda şu Ford'un kilit yerlerine bant sarardı. Oturtamamışlardı tam. Araba niye geri geri gider ya? Arkadaşlar bugün günlerden pazartesi. Ben bu videoyu ne zaman editlerim, yayınlarım bilmiyorum. Yavaş yavaş ülkemizde bu koronavirüs olayları bitmeye başladı. Artık 18 yaşa çektiler hatta şeyi. Sokağa çıkma yasağını. 65 yaş üstü hala daha devam ediyor tabii ki. Biraz daha dikkat edersek biraz daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Koronayla uyaralım. Sonra bir selam verelim. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Daha iyi şeyler başaracağız. Allah sonumuzu hayır etsin. Siz de kesinlikle maskesiz vesaire sokağa çıkmayın. Bu sosyal mesafe kuralına da uyun. Böyle de bir sosyal mesajımızı vermiş olalım. Böyle böyle arkadaşlar bir şey olmaz diyerek çoğu kişi virüsü böyle kaptı. O yüzden kendimize dikkat edelim. Biraz mesafeli olalım bu zamanlarda. Mesafeli olalım ki daha erken bitsin. Daha erken sonuçlara kavuşalım. Arkadaşlar çok zevkli ya. Bilmiyorum yollar size nasıl gözüküyor da. Ben çok zevk alıyorum böyle araba sürerken. Zaten bizi izleyen çoğu kitlede böyle zevk aldığı için izliyor eminim. Ha ben kendi videolarımı bile açıp saatlerce izliyorum yani. Siz de arkadaşlar yani atlamadan izleyin. Atlayarak izlediniz mi bir zevk olmaz. Bu arada hala kanala abone değilseniz alttan abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ailemiz daha da büyüsün. Şu anda yanlış değilsem 5000 abone olduk. Hepinize çok çok teşekkür ederim. 3 milyon izlenmeyi aştık, bu büyük bir başarı. 5000 aboneye göre büyük bir başarı elde ettik. Hepinize tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Altta da ne tür videolar istiyorsanız kesinlikle yorumda beğenmek belirtmeyi unutmayın. Yorumda beğenmek. Ama videoyu beğenin yani. Camı da kapatayım, şimdi size rüzgar sesi almasın. Klimayı açayım biraz.
Bu arada bilmeyenler için arkadaşlar aracımız Volkswagen Kedi X-Sylve modeli. Yani gırtlak dolu paket Türkiye şeyiyle, ağzıyla. Bu arada şey çok saran olmuştu. İşte baban bir şey demedi mi yazılıma, nasıl attığını falan. Baba senin görüşlerini alalım yazılımda. Yazılım nasıl? Farkı var evet. Çok daha iyi. Yani bir de şöyle, arabanı kısıtlamışlar. Niye kısıtlansın? Yani rampalarda bu işi çok daha güzel beceriyor böyle olunca. Daha iyi gidiyor böyle. Zigana Dağı'ndan yukarı istediğin gibi gidebiliyorsun. Arkadaşlar ciddi bu arada fark ediyor. Biri 102, yani orijinal stok hali 102 PS, böyle 185. Hem de Stage 1 yazılım var şu anda. Stage 1 diye de yazılıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Ya tavsiye eder miyiz arkadaşlar? Biraz size kalmış bir şey. Bunun tabii ki bir şey olur şimdi, onu biz şey yapamayız, mesul olamayız. Kendiniz attırmak isterseniz attırın. Biz attırdık. Hiçbir sorun da yaşamadık şu ana kadar. Bu arada zaten bilen bilir, pedal box var araçta. Bu da gaz tepkimesini arttırıyor. Yani şu anda arkadaşlar kassanız 8 saniye, 9 saniye, 8'de orada 9.5 civarı 0-100 alır bu araba. Ki bu araba bir ticari arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulunduralım. Ama yani babam da sevdi. Hatta gittik babamla birlikte attı. Biraz ilk baştan istemedin gibi ama baba. Bilmediğimiz için. Ya şimdi sana da şey gibi geldim baba, bir şey olur arabaya. Herhalde ki bu, buna adam gerekse niye zamanında fabrika atmasın buna bunu? Evet arkadaşlar, bunu diyenlere de cevabımız şu. Babam da zaten biliyor. Her ülkenin farklı bir koşulu var arkadaşlar. Bizim ülkemiz şu anda bu yazılımı kaldırabiliyor. Ama mesela gidersiniz farklı bir, çok sıcak bir ülkeye, bunlar değişiyor. Sıcak ülkelerde 160 PS alırken bizde mesela 185 alıyor. Hatta turbo büyütmeden 200'e kadar alanı da gördüm. Turbo büyütünde zaten 240 civarı çok rahat alınır ama böyle bile arkadaşlar çok sarıyor ya. 3'e kadar lastik sarıyor. Bunlarda ESP kapama yok. Böyle bir şey de var. Niye yok bilmiyorum ama koymamışlar. Bu arada arkadaşlar i20 hala duruyor. Onu da soranlar için söyleyeyim. i20 şu an hatta köyde duruyor. Nasip olursa şimdi biz de köye gidince orada bir video çekerim ona da. Hatta bir tane size bir ürün göstereceğim. Çok kaliteli bir ürün. Şurada viraj var. Yol mu var? Ama biraz yavaş gördüm. Arkadaşlar ya süper manzara ya. Biraz uzun tutacağım arkadaşlar bu videoyu. Şu yolları keyifli keyifli bir görün. Biraz hatta motor frenine inelim. Arkadaşlar size bir de tavsiyem olsun. Mesela böyle yollarda çok fazla Mercedes'in geç bakayım. Şu an basmaya gerek yok. Yoksa arkadaşlar yürürüz ondan da. Biraz acelesi var. Bir rahat rahat. Yavaş yavaş. Sakin sakin gidelim. Arkadaşlar bilmeyen için var ya. Mesela ışıkta duruyorlar. Dayımlar vesaire olsun. Babam sürerken üstelik. Bir basıyorlar. Tabii bundan gelemiyor ama bilmiyorlar ki yazılım var arkadaşlar. Stok olsa bu kadar yürüyemez araba. Böyle yazılım olduğu için ciddi yürüyor ya. Varsa arkadaşlar çevrenizde bir binin yani. İçini adamın bir çekiyor. Böyle çok aman aman değil de güzel yani. Şu an nereye geldik? Bu buranın neresi? Kuşandere. Ha yazıyor. Kuşandere'yi de arkadaşlar böylelikle görmüş olun. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu virüs olayları olduğu için yollar şu anda boş. Normalde burası tıklım tıklım. Ve yollar da dar. Yani gidiş geliş sadece. Normalde tıklım tıklım olur. Şöyle bir sesini duyun. Güzel gidiyor. Arkadaşlar i20'den olsun, kuryerden olsun vesaire buna binince çok tuhaf oluyorsun. Gidiyor çünkü araba. Onlar da gidiyor da buna göre az tabii.
Bu arada arkadaşlar sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Zaten Instagram genelde tek paylaşıyorum. Facebook var ama aktif olarak kullanmıyorum. Twitter'ı kullanmıyorum. Bir YouTube, Instagram. Başka bir şeyimiz yok şu anda. Ha şey diyordum bakın arkadaşlar unuttum. Bu arada i20 arayan vesaire de varsa arkadaşlar aracı satmayı düşünüyorum. Yani sahibinin de zaten bulursunuz Trabzon'da. Plakamızı da herkes biliyor zaten. Düşünen varsa takipçimize de vermeyi isteriz tabii ki. Çünkü güzel bir araba. Sadece biraz ufak geldi arkadaşlar bana. Ailemizle de gezdiğimiz için biraz bagaj ufak. O yüzden değişik bir projeler düşünüyoruz bakalım. Ama yani satılmazsa da çok severek bindiğimiz bir araba. Bu arada 1.2 gözünüze küçük gelmesin. Mesela onu da babama soralım. Baba nasıl gidiyor? Yani çok güzel 1.2 şeye bakan da. Motor çok küçük değil mi aslında? Yani Stepway'a bakan da şey olarak güzel ama Stepway'a gelmez. Arkadaşlar babam bu arada Stepway'ı çok beğendi. Niye? Arkadaşlar burası engebeli. Yani Trabzon engebeli bir araziye sahip. Engebeli arazi olunca yüksek araba o kadar da iyi oluyor. Babam da çok sevmişti onu ama çok erken bir veda etti onu. Bu düşünüyor muyuz bir daha bir Stepway almayı? Nasıl? Bakalım. Arkadaşlar bir de şey artık 1.5 dizel değil de 0.9 TCI'leri var onların. Onlar da yani belki dizel gibi yürüyemez ama yakıtı çok az. Bilmiyorum LPG uyumluları da vardı yanlış değilsem. Eco G diye geçiyor. Güzel araba ya. Ama bakın duydunuz arkadaşlar. Eski kafada olanlar yani yanlış anlamasınlar. Yaşlı insanlarımız gitmez diye düşünüyorlar. Çünkü alıştıkları için 2000 motor en düşüğü 1.6'ya alıştıkları için gitmez düşünüyorlar. Ama o kadar iyi ayarlamışlar ki arkadaşlar bu yeni nesil motorlar ciddi yürüyor yani. Öyle şey olarak değil. Rampaya vurduğunuz zaman vites düşürtmeniz gerekiyor. Çünkü atmosferik araba. Turbo yok. Ve bu yüzden masrafsız bir araba. LPG'ye de %100 uyumlu MPI motorlar. 1.2 MPI style'a pen diye geçiyor bizimki. İşte multimedyası vesaire de var. 4 kişi lastiği yine buradan reklamını da yapalım. Bakın şu an arkadaşlar şu an kötü oldu. Böyle çok devirsiz dizel arabalar iyi değil. Şu an mesela 54-55 ile gidiyoruz. Bak, gene şey oldu. Şu devirde arkadaşlar tutmak iyi araba. Şu an maske sınırına da geldik. Buradan maskenin takipçiniz varsa selamlar olsun. Arkadaşlar bilmiyorum size keyif veriyor ama şu an ben çok güzel bir atmosfer burası. Zaten genelde Trabzon'da yaşamayan insanlar Trabzon'u çok seviyor. Biz de seviyoruz, yaşayanlar da seviyor. Ama dışarıdan çok fazla ilgi duyan var Trabzon'a. Zaten gelip gezen, çok beğenen. Trabzon yeşillik bakımından, doğa bakımından gerçekten güzel yerlerden birisi Türkiye'de. Türkiye'nin çoğu yerinde gezdik bu arada arkadaşlar. Mesela şey de çok güzel. Kahramanmaraş da çok güzel. Değil mi baba? Evet, yazdığımız yerlerde en çok hoşuma giden yer bir orası bir Bolu Düzce'dir. Düzce'de çalıştığım için, ray anımsattığı için. Radar mı? Radar, stratejik halka şeyler var. Şeye girer mi o kenara? Onlara bir girelim bakalım. Arkadaşlar böyle videoyu bitireyim ben de ufak ufak. Buradan bir girelim. Videoyu ufak ufak bitirelim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın sizler. Biz de biraz daha burada istirahat edip yola devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.